Merhabalar. Yattığın yerden Edebiyat Parçala Dostum adlı video çalışmalarımızda bugün sizlere uzun bir zaman sonunda okumayı bitirdiğim Fransız Edebiyatı'nın Dünyaya Armağanı, ünlü yazar Victor Hugo'nun Sefiller adlı romanıyla ilgili düşüncelerimi aktaracağım. Sefiller romanı çok uzun ve kapsamlı bir dönemi öykülemektedir. Hem içerik olarak hem de anlatım olarak oldukça zengin bir romandır. Onlarca karakterin birkaç farklı kanaldan yürüyen hikayeleri kimi zaman kesişir ve kimi zaman ayrılır. Müthiş bir örgü oluşturur. 1700 sayfa civarında ve iki ciltte toplanan bir kitaptan bahsediyoruz. Ben İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılmış versiyonunu okudum. Dolayısıyla romanın içeriğine dair bir özet vermek kolay bir iş değildir. Bunun yerine romanın genel çerçevesi üzerine konuşup okumak isteyenlerin ne ile karşılaşacaklarına dair bir rehberlik yapmanın doğru yöntem olacağını düşünüyorum. Romana adını veren sefiller yazar için aynı zamanda sınıfsal bir kategoridir. Zenginlik ve gücün paylaşımına dair varsaydığımız toplumsal piramidin tabana doğru en alt basamaklarında yer alan ve az bir ücret karşılığında emeğini satmak zorunda kalan işçiler, fakir köylüler, hizmetkarlar, hiçbir geçimlik kaynağı olmayan sığıntı, besleme, yanaşma sözcükleriyle tanımladığımız kimsesizler, dilenciler, sokağa terk edilmiş çocuklar, yaşlılar, suça bulaşmış, suç ile geçimini temin edenler, fuhuşa sürüklenmişler ve hapishaneleri dolduran bedbaht mahkumlar bu sınıfı yazara göre oluşturur. Victor Hugo Sefiller romanında bu insanların acılarını, aşklarını, ihtiraslarını, hayat karşısında ayakta kalma mücadelelerini, hayat ile verdikleri kavgayı ve bu dramatik sahnelere eşlik eden duyguları romanında coşkun bir şekilde anlatır. Bu yönü romanı evrensel kılmaktadır ve insanlık tarihinin en can alıcı noktasına parmak bastığı için her çağa hitap edebilir bir romandır Sefiller. Romanı bu kadar uzun kılan sadece karakterlerin çokluğu ve geniş bir zamana yayılmış öykülerin varlığı değildir. Kimi zaman yazar kimi yerlerde öyküden saparak başka konulara girer ve romanın öykülediği dönemin mekanları ve tarihsel olayları hakkında aydınlanma, din ve tanrı hakkında, vicdan ve düşünce tarihiyle ilgili, politika, dil bilimi, insan tabiatınınla ilgili veya insanın duyguları ve iç dünyasıyla ilgili uzun uzun konuşur. Bu vesilelerle yazarın hayata bakışını, olayları değerlendirme biçimini ve iç dünyasını keşfederiz. Victor Hugo insanları merhamet duygusuna ve Tanrı'ya inanmaya çağırır romanıyla. Ama aydınlanma ülküsüne ve bilimsel ilerlemeye bağlı bir aydın olduğunun da altını çizer. Tipik 19. yüzyıl aydınıdır aslında aynı zamanda Victor Hugo. Dinleri ve dini kurumları teferruat olarak algıladığını hissettirir romanında. Halkını ve Fransız yurdunu gerçekten sever. Bu anlamda milliyetçidir ama monarşinin ve oligarşinin yok edildiği dünya halklarının kardeşliğine dayanan sosyalist bir gelecek tasavvur etmekten de geri kalmaz. Hugo bu romanıyla okurlarına şu mesajı verir. İnsanlığın acılarına, cumhuriyetçiliğin, aydınlanmanın ve sosyalizmin pansuman olabileceğini savunur. Ve onlara bunu anlatır. Yani bunu ulaştırmayı, bu fikri ulaştırmayı ister. Romanın birinci cildini gerçekçilik ve öyküleştirme açısından çok beğenerek okudum. İkinci cilt ise sanki çok beğenilen dizilerin yeni sezon çekimlerinde olay örgüsünün sündürülerek zorlanması gibi bir tat bıraktı. İkinci ciltte gerçekçiliğin oldukça zorlandığını, hatta bazen masala yaklaşıldığını söylemem sanırım yanlış olmayacaktır.
Sefiller romanıyla ilgili genel çerçeveyi bu şekilde koyabiliriz. Yani romanı okuyacak insanlar bu bahsettiğim olguların oradan müthiş bir öyküleştirme ile nasıl anlatıldığına tanıklık edecekler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.